Zana ile sağlık programımızdan merhabalar. Bugünkü konumuz alerjik astım ve gribal enfeksiyonlar. Program konuğumuzla Medikana Kızıltoprak Hastanesi'nden Prof. Dr. Salih EMRİ hocamız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Zana. Konunun başlığı da astım, hastalara dikkat diye alt yazı geçmişiniz. Gerçekten şu anda mevsimsel özellik nedeniyle sonbaharda biliyorsunuz mevsimsel alerjik netler ve astım aktivasyonları oluyor. Ama burada pandemi konusunda otoriteler, sağlık otoriteleri, doktorlar bütün dünyada bilgilendirme yapıyorlar. Siz de bu günü seçtiğiniz için tabii takip ediyorsunuz bütün dünyayı. Teşekkür ediyorum. Bugün bir akciğer sağlığı genel olarak ama esas olarak astımdan bahsedeceğiz, değil mi? Tabii hocam, hem alt hem üst solunum yolları enfeksiyonlarını, astımı, KOAH'ı, alerjik reaksiyon gösteren hastalardan çok yoğun gelen istek ve talepti. Biz özellikle bugün de olması nedeniyle sizlerle hocalarımıza gerçekten de çok teşekkür ediyoruz. Covid döneminde çok zorlandığınız, son 2 senedir zorlandığınız bir dönemdesiniz. Hem izleyicilerimiz adına hem kendi adımıza teşekkür ediyoruz size hocam. Dilerseniz biraz kendinizden bahsedin. Zaten sizleri tanıyoruz ama ondan sonra da konumuza geçelim hocam. İşte ben şu anda bir özel hastanede, bahsettiğiniz Medikana Kızıltoprak Hastanesi'nde göğüs hastalıkları hocası olarak çalışmaya devam ediyorum. 2 yıl oldu. Ama benim tabii esas geçmişim Hacettepe Üniversitesi'dir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi. Anabilim Dalı Başkanlığı dahil bütün akademik kariyerim Hacettepe Üniversitesi'nde geçmiştir. Emekli olduktan sonra İstanbul'da bu özel hastanede sadece şu anda klinik pratik çalışmaları yapıyorum. Herhangi bir üniversite hastanesinde çalışmıyorum. İlgilenenler benim CV'me bakabilirler. Hem internette, Instagram'da olsun, Facebook'ta olsun ayrıntılı CV'me bulabilirler. Yaklaşık olarak 150 civarında uluslararası yazı ve uluslararası kitap chapter'ları. Yani esasında gerçekten göğüs hastalıkları camiasında arkadaşlar, hocaların hocası olarak kabul ediliyorum. Bir sürü yetiştirdiğim öğrenci profesör oldu. Evet. evet, çok değerli bir hocamız olarak sizi ağırladığımız için bizler de çok mutluyuz hocam. Hocam, üst solunum yolu enfeksiyonları, astım, gribal enfeksiyonlardan başlayacağız. Şunu sorayım. Astım tanımı kişiden kişiye değişiyor mu? Astımın tanımı nedir? Buyurun hocam. Evet, şimdi halk arasında astım, bizim kullandığımız terimiyle astım bronşiyale dediğimiz hava yollarının bir en sık görülen hastalıklarından birisinden bahsediyoruz. Astım prevalansı toplumda yaklaşık olarak bizim de yaptığımız çalışmalar vardı. Ben geçmişte 5 ilde astım anket çalışmaları yapmıştım. Tabii kabul edilmiş, dünyada kabul edilmiş ve Türkiye'ye uyarlanmış anket çalışmalarıyla astım prevalansı %8 civarındadır toplumda. Bu oldukça tabii sık görülen bir hastalığı oluşturuyor. Şimdi astım bir hava yolunun iltihabı bir hastalığı. Buna hava yolunun inflamasyonu deniyor. Ama bu bizim bildiğimiz mikrobik bir inflamasyondan çok bir immünolojik bir iltihabı. Bahsettiğiniz astım geniş olarak alerjik astım ve alerjik olmayan astım olarak 2'ye ayrılabilir. Hastaların %50'si alerjik astımdır. Yani bu şu demek, herkesin aşırı bir reaksiyon göstermediği yiyecekler olabilir veya havadaki inhalasyon yoluyla akciğerimize giren antijenik yapılar ki bunlar işte kedi tüyleri olabilir, kedi antijenleri, köpek olabilir, polenler olabilir veya ev tozu akarları ya mite antijenler olabilir. Bunlara karşı genetik yatkınlığı da olan hastalıklar ki bunlarda genetik yatkınlık vardır. Hikayelerine baktığınız zaman ailede birden fazla kişide alerji, işte cilt alerjileri, alerjik rinit, sinüzit gibi astım öyküsünü alırsınız. 61 aşırı reaksiyon oluyor. Hem bu antijenik yapılara karşı ve bu vücutta özellikle akciğerde, hava yollarında alerjik astmada eozinofil dediğimiz alerjik reaksiyonlardan sorumlu bir hücre var. Bu hücre vasıtasıyla hava yollarında bir iltihap meydana geliyor. Bunlarda tabii total IgE dediğimiz, yani immunoglobulin E ve alerjik reaksiyondan sorumlu olan antikor düzeyleri yükseliyor. Yine eozinofil hücrelerinden açığa çıkan takım eozinolik katyonik protein gibi söyleyebiliriz. Bazı iltihap artırıcı stokinler diyelim bunlara. Bunlar salgılanıyor ve kişide süregen bir hava yolu iltihabı meydana geliyor. Bunu şöyle söyleyelim, yani nasıl göz nezlesi dediği zaman konjonktivit vardır ya, biz bunlara göz nezlesi deriz. Konjonktivanın iltihabı. Akciğerde de bronş mukozasında aynı göz nezlesi gibi kıpkırmızı olarak adlandırılan bir yaygın bir iltihabi reaksiyon meydana geliyor. Bunun neticesinde sekresyon, yani mukus dediğimiz sekresyon artıyor ve bronş duvarlarındaki düz kas hücreleri uyarılıyor ve hava yollarında daralma veya kapanma meydana geliyor. Tıkaçlar meydana geliyor ve kişi özellikle nefes verirken çok zorlanıyor. Yani bu astımlı hastalar nefes verirken çok zorlanıyor. Buna ekspirasyon güçlüğü, yani nefes verme güçlüğü deniyor. Ve hastalarda en önemli semptomlar öksürük, göğüste bir baskı tarzında ağrı olabilir, öksürükler, şiddetli öksürükler, göğüs ağrılar. Yine hırıltılı solunum, yani biz buna wheezing diyoruz. Hırıltılı solunum çünkü bronşlar veya hava tüpleri diyelim bunlara çok daraldığı için hava içeriden geçerken ses meydana geliyor ve bu ses dışarıdan duyulduğu zaman biz buna wheezing, ama dinlemekle veya stetoskopla bu sesi duyduğumuz zaman ronkus diyoruz. Öğrenciler de dinliyorsa ronkus oluyor. Ve özellikle astımlı hastalarda gece, yani nokturnal dediğimiz semptomlar çok belirgindir. Bu hastalar sabaha karşı 3-5 gibi öksürük, nefes darlığı ile kalkarlar. Ciddi bir şekilde uyuyamazlar. Ve sabah nokturnal, yani öksürük ve nefes darlığı ve hırıltılı solunum bize tabii astımı düşünür. Ama yattıktan 1-2 saat sonra hastanın nefes darlığıyla kalkıp pencere kapı açması veya yatakta oturması kalp yetmezliğini bize düşündürür. Biz öğrenciler için ortopin ve PND dediğimiz çok basit bazı nefes darlığına ayrıcı terimler var. Bunları öğrencilerin öğrenmesi, bilmesi lazım. O halde aslında esas olarak saat 3-5 gibi. Çünkü kandaki kortizol veya kortizon düzeyleri düştüğü için hava yolundaki iltihabi olay ve hava yolu daralması sabaha karşı daha fazla olur. Bir de tabii antijenik sensiye olmuş, yani hassasiyet kazanmış kişilerin, ki mesela ben şimdi Kadıköy'de bu hastanede çalışıyorum. Önemli sorunlardan bir tanesi kedi. Kedi alerjileri bizde çok yüksek. Astımlı hastaların çoğunda da evde bir veya birden fazla kedi olduğunu ve kedi alerjilerini görüyoruz. Yani bize oldukça zorlu, yani antijenik temasın sürekli olması. Ki bu evdeki küf olabilir, küf mantarları olabilir, aspergillus, klostrodium, polenler olabilir. Ve yine dediğim gibi ev tozu, özellikle nemli, İstanbul gibi nemli ve evde ev hayvanı da varsa ev tozlarında üreyen mite dediğimiz akarların antijenik yapılarına karşı alerji geliştirebiliyor hastalarımız. Tabii bir de astımların %30'u veya %20'si meslekseldir. Yani kişi o mesleğe girmeden önce hiçbir astımla ilgili semptomolojisi veya yakınması yoktur. Fakat meslek sırasında karşılaştığı antijenik yapılar kişiyi sensiyen, hassasiyeti oluşturup kişiden mesleksel, yani biz buna occupational diyoruz, asma da geliştirebilir. Bu tabii önemli bir sorun. Meslek hastalığıdır bu. Tespit edildiği zaman kişinin meslekten ayrılması gerekir. Yani mesela bunlar bir tanesi izosyonat asması deriz. Hiç unutmuyorum, Hacettepe'de o zaman izosyonatla ilgili çalışan bir laboratuvar öğretim üyesi vardı ODTÜ'den. Yani boyalarla uğraşıyordu. O kişideki izosyonat asmasını biz tespit etmiştik. Tabii mesleksel asma özellikle bu konuyla ilgilenen kişilerin konusuna altına giriyor. Ben meslek ve iş sağlığı merkezini ana bilim dalına Hacettepe'de kurduğum için bunları bir araya da koymaya çalışmıştım o zamanlar. Yani o zaman %50'si alerjik ve olabiliyor. Bir de non-alerjik, intersek dediğimiz, yani alerjik astımı eskiden biz ekstrensek derdik. Yani dışla ilgili. Bir de alerji olmayan astmada intrinsik diyoruz, yani kişinin iç yapısıyla ilgili. Burada bir alerji bulamıyoruz yani esas olarak, fakat yine de kişide bir iltihabi veya bir ümün reaksiyonla hava yolunda iltihap meydana geliyor. İntersek astmada daha zordur istersek astmaların tanı ve tedavisi. Bunlar %20 civarında olur yani. Bir de yine bazı astmalar, mesela aspirin'e bağlı, aspirin indüs astma gibi, işte egzersizle ilgili, egzersiz indüs astma gibi, yani egzersiz sonrası aşağı çıkan, ama bunların altlarında yani fenotipik özelliklerini söylemek istiyorum hastaların. Gebelik astması olabilir. Yani hastada sorunu yoktur, fakat gebe kaldığı zaman astım açığa çıkabilir. Gebelik astması. İşte aspirin veya diğer non-steroidal dediğimiz non-steroidal inflamatuar ilaçlar, yani romatizm ilaçlara bağlı astımlar olabilir. Bunlar da diğer fenotipik özellikleri. Bunları tabii sormak lazım. Yani hastalar geldiği zaman bu özellikleri olup olmadığını sormak gerekebilir. Şimdi bir de mesela diğer son zamanlarda işte obeziteyle ilişkili astım. Geç başlayan, özellikle bayanlarda, obez bayanlarda geç başlayan astım. Bunlar late onset dedikleri veya late onset, obezite related astma. Bunlar da önemli astma fenotipleri. Mesela reflüyle ilişkili olabilir astım. Yani kişide ciddi bir reflü varsa astmatik semptomları özellikle refleks yolla oluşturabilir. Yani bu hastalarda biz mutlaka reflüyü de araştırıyoruz yani astmatik vakalarda. Tabii diğer bazı nadir nedenler de astma hastalığına yol açabilir, ama genel olarak bu sürede bunları bahsetmek yeterli olarak görüyorum. O halde astmada astmanın fenotipleri var. Yani her hastada astma farklı olabilir gerçekten. Alerjik olmakla birlikte ve olmamakla birlikte işte bunlardan bahsettik. Bunlar zaten bizim öğrencilerde öğrettiğimiz konular. T1 ve T2 esas olarak tabii burada T hücre lenfosit cevabı ve bunun yol açtığı iltihap olaylarla, yani T2 helper dediğimiz, yani T2 ile ilişkili astmatik vakalar var. IgE yüksek seyredebilir, yani total IgE yüksek olabilir, düşük olabilir. İşte atopik kişi veya alerjik olabilir kişi, mevsimsel alerjilerle birlikte astmatik ataklar artabilir. Bu zamanlarda genellikle biz mesela alerji rinit ve nefes darlığını sık görüyoruz bu sonbaharda. Bunun tabii mevsimsel alerjik rinitle ilişkileri var. Çünkü zaten hava yolu biliyorsunuz burunda başlıyor. O halde gerçekten basit gibi görünse bile astma tanı ve tedavisi özellik arz etmektedir. Evet. Ve bu konuda özelleşmiş doktorlara tabii astmatik referanslar oluyor. Astma dediğiniz gibi hafif olabilir. Yani buna mild diyoruz. Yani intermittent dediğimiz, yani hafif aralıklı astma. Astım olmadan şikayetler olduğu zaman kişi tamamen normal olabilir. Veya sürekli bir yakınması vardır aslında. Yani buna persistent dediğimiz, yani kalıcı sürekli bir astma olabilir. Bu mild, işte moderate dediğimiz orta şiddetli olabilir ve şiddetli astım olabilir. Yani ve sivir astma diyoruz buna, şiddetli astmalar. Bunlar son zamanlarda şiddetli astma, yani verilen tedavilere kullanmasına hemen işte oral kortikosteroidler, steroidler, intramusküler olabilir ama iyi cevap vermez. Bu da bizim için önemli bir tedavi sorunu oluşturmakta. Şiddetli astmada son zamanlarda yeni ilaçlar var. Bir de bazı vaskülitler vardır. Yani bunlara romatizmal hastalıklar diyoruz. Kolagen vasküler ve vaskülitler. Mesela Churg-Strauss sendromu dediğimiz bir sendrom var. Burada asma, nazal polipler ve sinir iltihapları veya böbrek tutumları olabilir. Bunları da gözden kaçırmamak lazım. Yani astım, vaskülitin, yani küçük damar ve orta damarları tutan vaskülitin bir tezahürü olabilir. Yani bir belirginleşmesi olabilir. O yüzden yani astma. Bu arada bahsettiğim sen viral üst solunum yolu enfeksiyonları şu anda çok prevalent, yani çok yüksek. Evet hocam. İşte bu üst solunum viral enfeksiyonlardan sonra da öksürükler, özellikle altta atopisi olan veya hava yolu hassasiyeti olan, ki bunları biz bronş aşırı duyarlı diyoruz, olan kişilerde, işte astımda da bronş aşırı duyarlılığı var ama İşte kalp yetmezliğinde de bronş aşırı duyarlılığı var. Yani bronşlar buralarda hassas oluyor bu hastalıklarda. Kalp yetmezliği ve astım karışıyor birbirine. Çünkü onlarda da wheezing ve hırıltılı solunum vardır. Bir de enfeksiyonlar bronş aşırı duyarlı yapabilir. Çünkü virüs enfeksiyonları iltihap meydana getirdiği için hem bu COVID için de söz konusu, grip için de söz konusu veya diğer rinovirüs, adenovirüs gibi diğer virüsler için de söz konusu. Akciğerdeki epitel hücrelerini döküp hararet yaptıkları için bu bilinçsiz sinir uçları açığa çıkar ve bunlar eritan maddeye karşı atmış bir cevap verilir. Sigara dumanı olsun, hava kirliliği olsun, insanlar öksürür ve işte griplerimiz uzun sürüyor, grip geçmiyor diye hastalar bize başvururlar. Burada da bunları aşırı duyarlılık diyoruz. Bunlar da asma benzeri, yani asma-like dedikleri, bu öğrenciler için söylüyorum, asma benzeri semptomlarla hastalar bize gelebilir. Gerçek astımdan ayırt edilmesi için hastanın bir süre izlenmesi söz konusu olabilir. Evet. Yine bir takım, yani astıma ile ilgili tabii eozinofik bir inflamasyon dedik esas olarak, yani astımda eozinofik, yani alerjik reaksiyondan sorumlu olan hücrenin ismi eozinofil. Eozinofilik bir inflamasyon var. Ama KOAH dediğimiz amfizem ve kronik bronşit ise eozinofil tabii 300'e kadar asma gibi tedavi edilir ama asmatik bronşit dedim, ama esas olarak nötrofil dediğimiz iltihabı hücrelerin bir inflamasyondur KOAH. Yani ikisinin ayrıcı tanısı önem arz etmektir. Tabii astım iyi tedavi edilmezse KOAH gibi ileride karşımıza çıkabilir. Şimdilik bu kadar. Sizin soruları evet, geldikçe cevaplayayım. Tabii hocam. Burada birebir vatandaşlarımızdan gelen bu mevsimsel hastalıkların soruları siz cevaplayacaksınız. Aynı zamanda annelerimiz ve yaşlı bireylerimizden gelen, hem çocuklara yönelik hem de yaşlı bireylerimize yönelik sorulan bir soru var karşımızda hocam. Bunun karıştırılması gribal enfeksiyon, astım ve alerjik astım. Bu üçünün birbiriyle karıştırılması nasıl yapılır? Hekime ne şekil başvurulması gerekiyor? Evet. Anne ise ne şekil çocuğuna hekime başvurmalı? Yaşlı birey ise ne şekil sizlere gelmeli? Buyurun hocam. Şimdi soru COVID mi? Esasında grip mi? Alerjik bir olay mı? Rinit mi? Ve tabii buna bağlı solun zorluğu, nefes darlığı ve hırıltı solunum, yani wheezing. Bu ayrımı nasıl yapacağız? Gerçekten şu anda en büyük sorunlardan bir tanesi bizim için. Yani çok yaygın, biliyorsunuz 30.000'den aşağı vaka düşmüyor. Hatta bugün sabah bir hastayla karşılaştım, genç bir erkek hasta. Aşı karşıtı, aşı olmamış. Covid oluyor. Tabii Covid'in bütün belirtileri, ateş dahil gösteriyor kendisi. Tabii öksürük oldu diyor. Ondan sonra işte ateş 68 derece üzerinde. Devlet Sağlık Bakanı'nın gönderdiği antiviral ilacı kullanmıyor. Yani inanmıyor çünkü, öyle söylüyor. Hem aşı karşıtı, evet, hem verilen tedaviyi uygulamıyor. Evde kendini işte izolasyona da uyup uymadığından da emin değiliz tabii. Şimdi böyle vakalar var ve bu vakalar işte post-covid dediğimiz, yani covid sonrası akut dönemde öksürükte geliyor. Ben astım mıyım, işte covid miyim, ne oldu, bana nasıl tedavi edeceksin? Şimdi tabii PCR yok. Yani şimdi böyle bir vaka geldiği zaman PCR istiyorsunuz. Hayır, ben PCR yaptırmayacağım diyor. Yani hala PCR pozitif olup olmadığını bilemiyorsunuz PCR testinin. Şimdi böyle vakalar var. İkinci olarak tabii bu arada diğer solunum yolu virüsleri var. Yani bunlar sadece COVID değil. Yani influenza tabii yüksek ateş yapabilir. 39 derece birdenbire çıkar influenza'da ateş. Ve çok yaygın kas ağrısı, halsizlik, terleme olabilir ama influenza'da, yani gripte koku ve tat kaybı olmaz. Ve öksürük de fazla olmaz. Yani burun da akmaz influenza'da, yani burun akıntısı da olmaz influenza'da, yani gripte. Fakat COVID'de bunlar runny nose dedikleri, yani burun akıntısıyla geliyorlar. Tabii boğaz ağrısı var ama ateş influenza gibi yüksek 38 civarında oluyor. Fakat biliyorsunuz 5. 7. günden sonra alveolar restriksiyonu, alveolleri tuttuğu için COVID, öksürük, nefes darlığı ve sırt ağrısı yapabiliyor. Yaygın kas ağrıları var ama yani öksürük ve nefes darlığı özellikle COVID'in bir belirtisi ve Akciğer tutulumu olduğu için tabii akciğerde bu öksürük uzun sürebiliyor. Yani biliyorsunuz uzun süreli COVID'ler var. Yani bunlara uzamış COVID deniyor. Yeni yayınlandı. Yani 8. ayda bile COVID geçirenlerde ciddi semptomlar var. Hastalar iyileşemiyor. Hastaların %30'u zaten normalde eskiden yaptığı işe gidemiyor yani. Bunlar da beyin fokları, yani IQ'yu düşürüyor bize COVID. Destriksiyon yapıyor. Stres, depresyon, bir de koku ve tat kaybı COVID'de çok önemli. Tabii bu hastalarda öksürük ve hırıltı olduğu zaman bunları tabii subakut bir enfeksiyon, akut enfeksiyonda olarak kabul edip akciğer tutumuna bağlamak lazım ve öksürük uzun sürebiliyor. Yani bu astım demek değil. Anlatabiliyor muyum? Bunun için söylemek istedim. Astım çocukluk yaşta başlar normalde, alerjik astım. Ve bunlar çocukluklarından beri hastalardır. Belki ergenlik çağında biraz yatışma olabilir. Ama sonra tekrar hastalık geri gelebilir. Alerji öyküsü, atopi, bunlar da tipiktir. Yani alerji testleri yaptığınız zaman astımda bunlar cilt testleri veya kandan bakılabilir. Spesifik ilgi diyoruz. Cilt testleri biraz daha sensitif ama spesifik ilgiler ilaç alanlarda veya antihistamik alanlarda daha iyi sonuç verir. Bunları tespit edebilirsiniz. Aile hikayesi vardır. Bu önemli bir nokta. Ve işte Ventolin dediğimiz bazı bronş açıcı ilaçlara karşı işte cevapları iyidir hastaların. Mesela KOAH'ta Ventolin'e cevap pek olmaz. O halde bu alerji tanıları, yani enfeksiyon olup olmadığı, yani hastaya PCR, biz gelenlere işte nefes, öksürük PCR istiyoruz yani, mutlaka yaptıracak. Yani yaptırmamız için nasıl ayırt edeceğiz? Hatta üst solunum yolu virüs enfeksiyonları için paneller var. Bunları istiyoruz. Yani bu paneli yaptıracak. Üst solunum yolu hangi virüsle bir enfeksiyon olmuş? Yani bazı ağrısı için Streptococcus A var mı yok mu? Bunlara bakılması lazım. O yüzden şu anda tercihimiz ön planda COVID olmadığını anlamak. Çünkü işte genç hasta asemptomatik, ortada pozitifte dolaşıyor yani kişi. Yani maskeyi çıkarıp çıkartmadığını, nereye gittiğini, hangi lokantaya gittiğini, kimle görüştüğünü tespit etmek mümkün değil. Ve bunlar hastalığı yayıyorlar. İşte 30.000 vaka o yüzden yüksek yani. Evet. Yani bunlar yoksa aşı da olmuyor. Yani aşı, biliyorsunuz aşı olduğu zaman kişi COVID olsa bile 5 gün içinde bulaştırıcılığı kayboluyor. Ama COVID olmayan hastalar uzun bir süre, yani 14 gün hatta 17 gün, 21 gün virüsü saçabiliyor. Virüsü yayabiliyor. O yüzden aşının önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Yani bugünkü hastamda dolayısıyla bu aşı karşıtı veya aşıya inanmayan kişileri de tekrar uyarmak isterim. Çünkü bu hastalık hasar veriyor ve yaygın vücut hasarına yol açtığı için ileride bu hasarın nasıl gelişeceğini ve neye dönüşeceğini de bilmiyoruz gerçekten. Yani hastalığa yakalanmamak çok önemli nokta. Şimdi diğer virüs enfeksiyonlarını işte bu panellerle veya tanılarla arayabiliyoruz. Ve bakteri enfeksiyonlar için tabii biraz daha yani streptokok enfeksiyonları veya işte bazı diğer enfeksiyon, mononükleoz gibi bazı enfeksiyonlar var ama bunlar tabii boğaz ağrısı. Ama tabii alerji. Alerji öyküsünde yani hastayı genellikle sorduğun zaman mevsimsel olduğunu anlıyorsun. Geçmişte de var bu. Mesela daha önce de olur muydu diyor, soruyorsun. Evet hocam diyor, ben de ilkbahar, sonbahar aylarında işte bunu yaşarım diyor. Daha önce testler yaptım. Yani alerji tanısını biraz hikayeyle, yani aile hikayesiyle, geçmiş hikayesiyle koymak mümkün ama tabii bir hastada iki veya üç şey birden olabilir. Yani hasta hem grip olabilir, influenza, hem COVID olabilir, hem de alerjisi vardır. Yani çünkü rinit olan hastalar, astımlı olan hastalardaki bu ACE 2 reseptörlerinin sayısı daha fazla ve bunlar daha kolay şeye yakalanıyorlar, COVID'e yakalanıyorlar ve aynı anda 2-3 hastalığı bir arada tabii bulabilirsiniz. Tabii bizim için önemli olan COVID. Çünkü bir de komorbid astımlı hastalar ve alerjisi olan hastalar COVID'e çok şiddetli geçirmediklerini görüyoruz ve bunların tedavilerine de astım hastalarının COVID'le oldukları zaman tedavilerini kesmiyoruz ve devam ediyoruz. Çünkü kesersek astım krizine tabii hastalar girebilir. O halde ciddi alerji tanı sorunları var. Evet. Ve tabii hocam, doktorlar da yaklaşık... Evet. Peki hocam, mevsim geçişleri olduğu için karıştırılabilir hastalıklar dedik ya, mevsim geçişlerinde evet, astım alerjisi olan hastalar neye dikkat etmeleri gerekiyor? Varsa böyle bir kural. Doğru. Yoksa isteseler de istemeseler de mevsim geçişlerinde sürekli bir bu astımın, alerjinin azma durumunu ele alabilir miyiz? Dikkat etmeleri gerekiyorsa ya da bu istem dışı da ne kadar dikkat ederse etsin geçirebiliyorlar mı? Bu sürekli olan bir şey mi? Evet. Bunu açabilir misiniz biraz? Şimdi, evet, bu güzel bir soru. Şimdi astım tabii gen ve çevreyle etkileşim olan bir hastalık olduğu için genetikte kişinin bir genetik yatkınlığı var ve çevresel faktörler bu hastalığın oluşmasını ve devam etmesini, zaman zaman da alevlenmesine yol açıyor. O halde özellikle ilkbahar ve sonbaharda hem ot polenleri olsun, çayır, neyse değişik ağaç polenleri ile ilgili bir yoğunlaşma olduğu için kişiler yoğun olarak antigene temas ediyorlar. Tabii hava kirliliği özellikle çok önemli. Kış aylarında işte hava kirliliği ve trafik kirliliği diyelim buna. Hava kirliliğinin en büyük sorunu şehirlerde trafik kirliliği. Partiküllü maddenin yoğun olması, yani 2,5 mikron gibi. Allerjenler bu partiküllere yapışır ve inhalasyon yoluyla çok rahat girebilir. Yani havadaki asılı kalır allerjen. Yani partikülün üzerinde yapışık kaldığı için sen bunu çok rahat inhalasyon. Covid bile hava kirliliği ilişkili, hava kirli olan yerlerde daha yoğun enfeksiyon oluyor Covid'de. Yani daha çok akciğere girebiliyor. Bunları hastalar bilir gerçekten ve ilaçlarını bazıları düzenli kullanır. Bazıları ilaçlarını keser. Özellikle bu ilaçların içinde tabii kortizon var. Düşük dozda olsa, mikrogramlar dozunda da olsa işte kortizon fobisinden dolayı ilaçlarını keserler. Fakat tabii polen mevsiminde işte bu sonbahar ilkbaharda arttığı için temas tekrar hastalanırlar. İşte kırgınlık, ateş de yapabilir, hafif subfevril, işte nefesler, öksürük, işte grip mi oldum, ne oldu diye eskiden Covid yoktu tabii, gelirler. Şimdi bizim sorunumuz şu, ilaçları düzenli kullanmak çok önemli. Yani ilaçları düzenli kullanmazsanız bu alevlenmeler ve mevsim geçişlerindeki semptom artışlarını yaşarız. Bazı hastalar mevsimlere geçmeden önce kendileri ilaçlarını 15 gün önceden, mesela kışın yazın rahat ediyor. Çok hafif bir astması var. Mild dediğimiz hafif. Yazın kışın çok rahat ama bu mevsim geçişlerinde 15 gün önce ilaçlarına başlıyorlar ve bu mevsimi rahat geçirip sonra kış aylarında kendilerini biliyorlar, bırakıyorlar. Böyle bir geçiş oluyor. Ama astımdaki buna kademeli tedavi diyoruz. Yani merdiven basamaklı şeklindeki tedaviler. Fakat şunu söylemek istiyorum. Esas olarak en düşük dozda hastalığı kontrol edebilecek ilaç kullanımını biz yıllardan beri öneririz. Bu kortizon da olabilir, diğer ilaçlar da olabilir. Yani hastalar ilaçlarını kesmemeler lazım. Çünkü hastalık her türlü inflamasyon ve alevlenmeler hava yolunda kalıcı hasarlara yol açıp ileride hastanın zaman geçtiği zaman KOAH'a dönmesine, yani KOAH olmasına yol açıyor. Bir de sigara içiyor mesela astımlar. Ben görüyorum şimdi tütün modası var. Herkes tütün sarıyor. Sigara pahalı olduğu için. Bunlar da ciddi sorunlar. Yani sigara içen hastalarımız eğer tütün veya sigara içerlerse atopi ve sigara ile ilgili KOAH olma şansları çok yüksektir. Sigara içmemelerini öneririm. Yine evde antijen kontrolü çok önemli. Yani nemli, kapalı ortamda özellikle evde ev hayvanı besleyenlerde mild alerjisi varsa ki bu yıl boyu bir antijen karşılaşması demek oluyor. Nemli, kışın, işte evden çıkamıyor, evde iyi temizlenemiyorsa bu mild yoğunluğu artıyor ve kişilerde bir alevlenme oluyor. O yüzden ev hayvanlarının işte yatak odasına gelmemesi ve ben evde artık HEPA filtreli oda temizcilerini öneriyorum. Yani. Çünkü yazılar da bunu gösteriyor. Bunlar oldukça özellikle polen alerjisinde etkili. Ama tabii mild'da pek etkisi olması çünkü mild yerde olduğu söyleniyor ama gene de kedinin şeye girmemesi, yatak odasına girmesi, yatak odasındaki diğer önemler, işte mild'in geçişlerini azaltıcı çarşaf ve antialerjik çarşaf takımlarının kullanılması, odaların temizlenmesi ve haftada 1 ve 2 gün iyi bir kaliteli bir etüt süpürgesiyle temizlik, ve polenlerin yoğun olduğu sabah erken saatleri ve akşam saatlerinde mümkünse dışarı çıkmamak veya işte zaten herkes şu anda maske takıyor, yani maskemizi çıkartmadan maskeyle dolaşmak, arabadaki polen filtrelerinin temizlenmesi ve klima bakımları, bunlar da çok önemli çünkü bunlar mantar ve saçabilir, özellikle bazı mikropları, bunlar da sıkıntı yaratabilir. Bunlar önerdiğimiz konular. Peki hocam, alerji dedik ya, alerji astım, bunların testlerini siz değerli hocalarımız mı tanı koyup istiyor, yoksa hasta birey ben şüpheleniyorum kendimden, hoca ben bu testi istiyorum, bu ne şekil olmalı? Buyurun bunun doğru bilgisini sizden alalım hocam. Şimdi tabii hasta yakınmalar olduğu zaman doktora başvuruyor. Yani bunlar genellikle iç hastalıkları doktorlar olabilir. Göğüs hastalıkları olabilir. Bazı hastalarımız artan sıklıkta işte kulak boğaz burun doktorlarına da başvuruyorlar. Sonunda zaten bir göğüs hastalıklarına bir uğruyorlar. Şimdi astım tanısında tabii hikaye ve hikaye çok önem arz etmekle birlikte bizim kesin tanıda kullandığımız bir bu astım dediğimiz bir test yok. Şimdi solunum testleri veya spirometrik testlerde biz hava yollarındaki tıkanıklık derecesini ölçüyoruz. Bu özellikle de nefes verirken, yani ekspirasyon dediğimiz akım hızları, yani nefes verme hızlarındaki normal kontrollere göre, yaş ve cinse göre daralmanın veya tıkanıklığın derecesini ölçen bir alet. Bu spirometri tabii çok önemli bir testtir ama çok iyi bir teknisyen gerektirir. Çoğu zaman da bu testlerin iyi yapılmadığını görüyoruz ve yanlış sonuçlar veriyor tabii bu testler. O yüzden hastanın çok iyi yönlendirilip komutlarla bu testi çok iyi yapması gerekir. Bu yüzden de iyi merkezlerde iyi bir teknisyenin yapmasını öneririm. Sıradan yerlerde bu testler esasında anlamsız oluyor. Buradaki nokta şu, astımda PEF dediğimiz, yani peak expiratory, yani tepe akım hızı ve birinci saniyedeki ekspirasyon volümü, yani nefes havanın çıktığı volüm, yani hacmi tabii düşük. Bunlar %80 diyelim normal sınırları. Düşük olduğunu teknisyen tespit ettiği zaman doktora arar, der ki hocam bu testlerde düşüklük var, ne dersiniz? O zaman bronş açıcı ilaç verdiniz biz. Bronş açıcı ilaç Ventolin diyelim. Hava yoluyla verilen bir ilaçtır. Bu ilaçtan 3 PAF, 3 sprey hastaya verilir ve 15 dakika sonra test tekrarlanır. Buna bronkodilatörlü solunum fonksiyonu, ilaçlı solunum fonksiyonu testi deniyor. Buradaki %12, başlangıca göre %12 bir artış varsa, özellikle PEF ve F1 dediğimiz bir insandaki zorlu ekspirasyon volümünde, bu bize astımı düşündürür. Veya mutlak değer olarak 200 mililitre. Bu bize astımı düşündürür. İkinci olarak bazı hastalar sadece öksürükle gelebilir. Fakat solunum testi yaparsın, korunmuş da solunum fonksiyon testleri. Yani normaldir. O halde astım tanısını nasıl koyacağız? Tabii bunun için daha ileri solunum fonksiyon testleri, yani bunlara bronş provokasyon testleri deniyor ki bu konuda özelleşmiş merkezlerde yapılabilir. Bronş provokasyon testi. Yine atopi veya işte alerjik reaksiyonlara sorumlanan total IgE'nin yüksekliği bizi düşündürebilir. O yüzden hastalara cilt testleri yaparız. Yani alerjik cilt testleri, işte bunlar 16'da olabilir, 24'de olabilir, 8'de olabilir veya 300 antijene kadar kanda tarama yapan laboratuvarlar var. 300 spesifik IgE diyoruz, yani antijenlere karşı vücudun oluşturduğu immunoglobulin E'lerin tespitine yönelik testlerle biz hastada bir alerjik sensasyon olup olmadığını anlayabiliriz. Tabii mutlaka sinüs filmi çekeriz, yani voltus olabilir. Çok faydalı olmasa bile paranazal, yani burun yakınmaları olan. Çünkü alerjik rinit ve sinüzit astımla birlikte sık olarak görülebilir. Bir de son zamanlarda NO dediğimiz, yani nitrik oksit dediğimiz gazı ölçen, sensör olan aletler var. Nitrik oksit de 20'nin üzerinde olduğu zaman bize astımı düşündürür esasında. Nitrik oksit önemli ama her yerde şu anda bulunamıyor. Pahalı bir test, alet pahalı. Bunu da uygulayamıyoruz. Ama o halde nitrik oksit, spirometrik ölçümler, alerji testleri, atopik kan veya cilt testleriyle biz tanı koymaya çalışırız. Normaldir yani. Bu akciğer tomografisiyle veya akciğer grafisiyle astım tanısı konmaz. Şimdi tabii hasta bana şu testi yaptır, bu testi yaptır diye gelmez yani. Gelse bile biz onu yapmayız zaten. Çünkü hastanın istekleri tabii önemlidir ama biz onu değerlendirmek zorundayız. Yani o test gerekiyor mu gerçekten? Çünkü bunlar hem zaman alıcı hem de pahalı testlerdir. Gereksiz test yapmaktan biliyorsunuz, gereksiz yapmaktan kaçınıyoruz. Çünkü ülkenin ekonomisi bu kadar gereksiz testi kaldırmaz. Evet. Evet. Hocam, konumuzun başında, programımızın başında söylediğimiz gibi bu hafta 6 Kasım KOAH haftası. Son olarak programımızı toparlamamız gerekirse neler söylemek istersin? Şimdi gerçekten Zana Hanım, esasında bugünkü toplantıyı ben çok sevinerek kabul ettim. Çünkü bugün itibariyle bu teklif geldiği zaman teşekkür ediyorum size tekrardan. Şimdi KOAH, biz teşekkür ediyoruz. Bir havayolu hastalığı biliyorsunuz ama kronik tıkayıcı havayolu hastalığı diyoruz. Kronik bronşit ve amfizem esas olarak iki tane komponenti var. Bunlar amfizemde hava yolundaki alveoller yani hava keçileri harap oluyor. Kronik bronşitte de hava yolu iltihabı var. Bronşlarda sekresyon, mukus, balgam çok artıyor ve yine bronş duvarında yani mukozada ve bronş duvarında bazal membralarda ve kalınlaşma oluyor ve KOAH'ta reversibilite yani geri dönüşüm yoktur. Aslında ise Ventolin'e veya kısa etkili yapıcılara bir geri dönüşüm vardır. Buna reversibilite diyoruz. KOAH'ta bunu pek başaramaz. %12'nin altındadır. Yani ayıştan da çok önemli. Esas neden nedir? Sigaradır. Şimdi KOAH hastalarının esas nedeni sigaradır. O yüzden ve KOAH'lı olanlarda biliyorsunuz akciğer kanseri de çok sık görülür. Çünkü etiyoloji, etken aynı. Hem akciğer kanserine sigara yol açıyor, KOAH sigara yol açıyor. Ve 4. ölüm nedenidir KOAH. Çok yaygın bir hastalık. Türkiye'de de oldukça yaygın. %22'ye varan raporlar var. %22 kişide yani düşünün %22. Mesleksel de olabilir KOAH tabii. Meslekle ilgili toz teması biliyorsunuz. Bunlardan en önemlilerden bir tanesi yayınlanmıştı. Denim dedikleri yani kot taşlıcıların hastalığı ciddi KOAH yapar. Silikozis yapar. Kömür işçileri pnömokonyozları yapabilir. Taş işçilerinde sık gözükebilir. Bir de bizim kırsal bölgelerde biomes dediğimiz yani biyolojik yakıtlar var. Tezek gibi, sapsama şu anda mesela insanlar yakamıyor. Yani pahalı doğalgaz tekrar eskiye dönüş diyorlar, kömür diyorlar, odun yani anrafine yakıtlar. Bunlar evde ısınma ve pişirme amaçlı kullanıldığı zaman çıkan duman özellikle de tandır yapımında, ekmek yapımında tandır kullanırlar biliyorsunuz yaygın. Buradaki duman sigara dumanından daha beter. Ve bunları inhale ettiği zaman özellikle de anneler yanında kızlar bunu öğrenmek için anneler onu yanlarında tutabiliyoruz öğretmek için. Çocukluk yaştan itibaren bu tandır ve tezek dumanına maruz kalmak KOAH yapar ve kanser yapar. Şimdi bu açıdan ev içi kirlilik diyoruz buna. Indoor air pollution, bir dış ortam kirliliği var bir ev içi. Yani ev içi kirliliği mutlaka azaltmak ve önlemek gerekiyor. Tabii bunun için de temiz, rafine yakıtların kullanılması, evde sigara içilmemesi yani pasif içicilik veya biliyorsunuz üçüncü içicilik bunu önlemek lazım. Ve tabii iyi beslenme. Yani KOAH'ın önemli şeylerden bir tanesi fakirlik de yani. Fakir olanlarda KOAH çok gözüküyor. Yani fakirlik, alkol alımı, sigara, antioksidandan az beslenme yani zengin beslenmeme yani çiğ sebze meyve özellikle kırmızı çiğ sebze meyve, yani meyve ve antioksidan ve iyi beslenememe tabii bu hastalığa yol açmaktadır. Bir takım virüs enfeksiyonları, çok kalabalık ortamlarda virüs enfeksiyonları, COVID'in ileride restit akciğer hastalığı yani fibroz ile KOAH küçük hava yollarında biliyoruz yani bunları gördük. Bize de hastalar geliyor. O yüzden KOAH'lı hastalarda alevlenmeler sıktır. Bu alevlenmeler enfektif yani mikrobik olabileceği gibi bazı viral enfeksiyonlar veya emboli gibi bunlar da alevlenme yol açabilir. O yüzden bu hastalarımızın özellikle grip ve zatürre aşılarının da mutlaka COVID yanında olmalarını biz arzu ediyoruz. Süregen bir hastalıktır, sinsi bir hastalıktır. Akciğerdeki kalıcı değişiklikler sonunda solunum yetmezliğine götürebilir. Oksijen bağımlısı olabilir hastalar. Mutlaka sigaranın bırakılması gerekiyor. Yani ben bu kadar yaygın sigara içim. Eskiden bu kadar yaygın sigara içim yoktu bakın. Ben burada çalışıyorum ve herkesin elinde sigara var. Herkesin elinde. Ve üzülerek söylüyorum maalesef beni büyüklerimiz Sağlık Bakanlığı, ben çok çalıştım Sağlık Bakanlığı'nda. Onlara da uyarıyorum. Hedeflerde, savaşta ciddi bir sorun var. İnsanların bu kadar sigara içiyor olması bana bunu gösteriyor. Nedir bu anlayamadım evet. Ben. Yani kime sorsam sigara içiyor yani. Kime sorsam. Evet maalesef yani hocam. Bunu nasıl önleyeceğiz ya? Mümkün değil yani bu yani adam sigara içiyor, affedersiniz artık biraz şey oldum. Benden ilaç istiyor. Yani sigara içerken KOAH ilacı kullanıyor, bronkodilatör kullanıyor. Bunlar çok pahalı ilaçlar. Yani ve devlet ekonomisine, yani sağlık ekonomisine çok ciddi zarar veriyoruz. Yani bugün bir ihale ilaç evet. Nereden bakarsanız belki 100'lerin üzerinde yani. 100, ne kadar olduğunu da biliyorum. Sürekli zam geliyor zaten. Yani hem sigara içip hem ilaç kullanayım. Hem bu şekilde devam edemeyiz yani. Bu tekrar vurgulamak istiyorum. Yani mutlaka akciğer sağlığımıza dikkat edelim. Çünkü nefes çok önemli bir şey. Nefes almak. Yani bizi evet. Dünyada tutan bu nefes yani oksijenasyon verilen akciğerimizi koruyalım. İşte bunun için de çaba gösterelim. Evet. Son sözüm bu. Teşekkür ediyoruz bu kıymetli ve değerli bilgiler için. Teşekkür ediyoruz sizlere hocam. İnşallah başka programlarda birlikte oluruz. Faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Ne demek seve seve. Zaten çok istek oluyor hocam bu kıymetli bilgiler ve sizler gibi değerli hocalarımızı, öğrencilerimiz dinlemekten keyif alıyor. İzleyicilerimiz de aynı şekilde. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Bugünkü Zana ile Sağlık programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.